Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Matematik Sahnesi kitabında oran, orantı kavramları konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar oran konusunu zaten biliyorduk ama bu sene yeni öğreneceğimiz bir kavram, orantı kavramında öğrenmeye çalışalım. Evet gençler. iki çokluğun birbirine bölümüne oran diyoruz. İki çokluğun birbirine bölümüne. A'nın B'ye oranı yani A'nın B'ye bölümünü A bölü B A bölü B veya bakın burada yatı, yatayda da yine bölü işaretin A bölü B şeklinde gösterilir diyelim. Oranda çokluklardan birinin bir olması durumunda diğeri bulunabilir. Gençler bakın 5 kilogram tuz 15 TL ise 1 kilogram tuzun fiyatını bulmak için ne yaparım? Tuzun fiyatını, tuzun miktarını böleriz arkadaşlar. Tuzun toplam fiyatı 15 liraydı. Bunu miktara bölersek bakın 3 bölü 1 olduğunda demek ki 1 kilogram 3 TL'dir diyeceğiz gençler. Evet paydadaki sayı 1 olduğu zaman üstteki kısım bize 1 kilogramın fiyatını vermiş olur diyoruz. Bir ürünün birim fiyatını belirlemek için fiyat bölü miktar oranı 1 olacak şekilde sadeleştirilir. Zaten yukarıda gösterdi. Böylelikle istenen çokluk 1 olduğunda diğer çokluğun aldığı değer bulunur diyor. Evet gençler. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğeri bulunabilir. Mesela Fatih miske sayısının Ali miske sayısına oranı 3 bölü 2 ise bakın 3 bölü 2 yazdım. Fatih'in 36 gerçekte misket sayısı. Arkadaşlar oran dediğimiz şey en sadeleşmiş halidir diye düşünebiliriz. O halde Fatih misket sayısı 36 ise annenin ne kadar misketi vardır diyor. Bakın 3 bölü 2'ye 36 bölü kaça eşittir diye düşünüyoruz. 36 3'ün 12 katıdır. Demek ki 2'yi 12 ile çarparsak annenin misket sayısını bulmuş oluruz diyoruz. Veya buradan K'lı diye düşünecek olursak 3 kattır bu da 2 kattır. 3 kat 36 eşitse öncelikle bir katı bulurum, daha sonra da iki katı yerinde yazarak yine 24 sayısını bulmuş oluruz gençler. Evet arkadaşlar bu senenin en güzel konularından ve en önemli konuların bir tanesi orantı konusu. Eğer iki oran eşitse arkadaşlar biz buna orantı diyoruz. Bakın a bölü b bir oranda, c bölü d de bir oranda. Eşitliği gördüğüme göre bu bir orantı oluşturur diyoruz. Gençler oranda orantıda bakın içler dışlar çarpımı diye bir olayımız var. Bunu çok sık kullanacağız. İçler dışlar çarpımında yani A ve D'nin çarpımı arkadaşlar B ve C'nin çarpımı birbirine eşit olacak diyoruz. İçler nereden geliyor? A bölü B'yi bakın A bölü B'yi yatay olarak yazdık. C bölü D'yi de yatay olarak yazarsam B ve C içte kaldığı için içleri kendi arasına çarpıyorum. D ve A da dışta kaldığı için bunlara da dışlar diyoruz. Evet etkinliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Etkinlik sahnesi 26 ile dersimize devam edelim. Aşağıda belirli sayıdaki fiyatları verilen ürünlerin birer adet fiyatlarını oran kullanarak bulunuz. Arkadaşlar normalde zaten siz de şunu söyleyebilirsiniz. 4 tane çikolata 16 ile bir tanesinin 4 lira olduğunu biliyoruz. Ama bizden oran kullanmamızı istiyor. O halde ne yapıyorum gençler? Çikolata fiyatını Çikolata sayısına bölüyoruz. Oran kullanmamızı istediği için bu şekilde yazın. O halde 16 bölü 4'ten Sadeleştirecek olursak gençler şöyle 4'ü e sadeleştirin düşünüyorum. 4 bölü 1'dir. Yani 4 TL olur. 1 tane çikolata fiyatı diyoruz. Evet, devam ediyorum. 8 tane ekmek 12 lira ise gençler. O halde ne yapıyorum? Ekmek sayısı, ekmek fiyatına toplam ekmek fiyatı ekmek sayısına bölüyoruz. 12 TL'yi 8'e bölecek olursam arkadaşlar şöyle sadeleştirelim istersek ikisini de 4'e bölüyorum 3 bölü 2'dir 3 bölü de gençler 1.5 TL'dir diyoruz bir tane ekmeğin fiyatı diyelim evet, devam ediyorum 30 tane yumurta arkadaşlar 22.5 TL ise Hadi yumurta fiyatı yumurta sayısı diye orantımızı kuruyoruz. Bakın oranımızı kuruyoruz. Fiyatı 22,5 lira. Ve 30'a böleceğim. Arkadaşlar 30 ile sadeleştirecek olursam. 22,5 0 tam %75 TL olur. 30 da 1 olur. Zaten paydadaki sayımız 1 olunca bu ne demektir? 1 yumurta. Bakın sayısı 1 yumurta. 0 tam yüzde 75 liraya eşittir deriz. Yani 75 kuruşa eşittir diyebilirsiniz. Evet devam edelim. 10 tane silgi 22 tam 10'da 8 TL ise o halde arkadaşlar silgi fiyatı silgi sayısına oranlıyoruz. 22 tam. 10'da 8'i 10'a bölüyorum. Arkadaşlar ne yaparım buradan ben? 10'a bölerken paydamızı ve payımızı 10'la sadeleştirmek istersem bakın paydamız 1 oldu. 22 tam 10'da 8'i 10'a bölerken virgülü 1 tane sonra çekiyorum. Pardon. 2 tam %28 TL olur. O halde bir tanesi arkadaşlar 2 tam %28 TL'dir diyoruz silginin tanesini. Devam edelim. 50 kilogram 10, 150 TL ise un fiyatını un miktarına bölelim gençler. Burada amacımız paydayı 1 yapmak gençler. O halde 150'yi 50'ye bölüyorum. 50 ile sadeleştirecek olursam 3 bölü 1'dir. 3 TL bölü 1 kilogramdır. Bunu da 3 TL olur. 1 kilogram onun fiyatı diyoruz. Evet, devam ediyorum. Aşağıda verilen oranlardan orantı oluşturanları tik ile belirleyiniz diyor. Gençler burada bakın birden fazla yolumuz olduğunu söyleyelim. Ve birkaç örnekle gösterelim. Arkadaşlar eğer orantı oluşturuyorsam temelde yapmamız gereken durum şudur. 3 bölü 12 9 bölü 36 şeklinde yazıyorum. Arkadaşlar mantığım şu. Aslında içler dışlar çarpımı yaparsam. Bakın 12 çarpı 9 Eğer 3 çarpı 36'ya eşitse bu bir orantı oluşturur diyeceğiz. 12 ile 9 çarparsam 9 kere 2 18 elde var bir yer. 9 kere 1 9 bir daha 10 108. 3 ile 36 çarparsak da 108'dir. Bakın 1 eşittir sağladığım için bir orantı oluştur diyeceğim. Peki arkadaşlar her seferinde ben içler dışlar çarpma yapmak zorunda mıyım? Elbette değiliz. Bakın eğer ben kat görebiliyorsam arkadaşlar nereden? Pay ile payda arasında veya karşılıklı katlar görebiliyorsam burada bir orantı oluşturur ve vardır diyeceğiz. Peki arkadaşlar bakalım nasıl bir kat göreceğim. Şimdi 9 arkadaşlar 3'ün 3 üç katıdır. Bakın 3'ü 3 ile çarparsam 9'dur. Eğer 12'de 3 ile çarparsak 36 ediyorsa bir orantı vardır diyoruz. Evet 12 çarpı 3 36 olduğu için orantı vardır diyorum. Peki başka nasıl görebilirim? Arkadaşlar bakın payda ve paylar inceleyebiliriz. 36 9'un arkadaşlar 4 katıdır. O halde 3 ile 4'ü çarparsam 12 elde ettiğim için yine bakın bir orantı görmüş oluruz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet arkadaşlar ikinci etkinliğime baktığımız zaman 5 bölü 15 ile 1 bölü 3'ü kıyaslıyorum. Arkadaşlar bakın 5 bölü 15 ile 1 3'ü şöyle düşünebilirsiniz. Bakın 5'i 5'e bölersem 1 elde ederim. O halde eğer 15'i de 5'e bölersek 3'ü elde ediyorsak bakın 15'i 5'e bölersem 3 olur. Demek ki bu da bir orantı belirtir diyoruz. Başka nasıl görebilirim arkadaşlar? Bakın 1'i 3 ile çarparsam 3 olur. 5'i de 3 ile çarparsak 3 olur diye yine orantımızı buradan da görebiliriz. Evet. Üçüncü etkinliğe bakıyorum arkadaşlar. 8'i 3 ile çarparsam 24 olur. 15'i de 3 ile çarpınca 45 olduğu için bir orantı belirtir diyelim. Evet arkadaşlar. 5'i arkadaşlar 5'e bölüyorum. 1 olur. Ama 12'yi 5'e bölünce 1 olmaz arkadaşlar. Dikkat ederseniz 12 bölüyorum. 5. Arkadaşlar 4'ü vermeyeceği için bir orantı oluşturmaz diyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Burada içler dışlar çarpımı yapalım isterseniz daha rahat olabilir. Bakın 6 bölü 9 4 bölü 6. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam 6 çarpı 6 eşittir 4 çarpı 9 6 kere 6 36 eşittir 36 olduğundan dolayı bir orantı belirtir diyoruz. Evet arkadaşlar direkt kat olarak söyleyemedik. Aslında bir buçuk katıdır diyebiliriz. Ama bunu direkt söyleyemeyen arkadaşlarımız olabilir. Bundan dolayı içler dışlar çarpımı yapılabilir diyoruz. Evet devam edelim. Evet gençler. Aşağıda verilen orantılarda x'in değerini bulunuz diyor. Arkadaşlar bakın burada şunu çok rahat yapabilirsiniz. 20'yi eğer 2'ye bölersek 10 elde ediyorsam demek ki orantı olduğunu söyledi zaten. Demek ki x'i bulabilmek için 8'i 2'ye bölmem gerekir. O halde x eşittir 8 bölü 2. x'in değeri 4'tür diyoruz. Evet buraya baktığım zaman arkadaşlar 5'in 4 katı 20'dir. O halde x'i bulabilmek için tersine düşünecek olursam 4'ü 4'e bölmem gerekir. 4 bölü 4'ten x'in değeri 1'dir deriz. Peki arkadaşlar bir de içler dışlar çarpımıyla gösterelim. Bakın içler dışlar çarpımında 20 çarpı x eşittir 5 çarpı 4 diyorum. Buradan her iki tarafı 20'ye bölersem 20'ler gider. Bakın 5 kere 4 20 idi. 20'ler de birbirini getirdi. 1 bir kaldı. O halde x'in değerinin yine 1 olduğunu içler dışlar çarpımıyla da görebiliriz. Evet 6 bölü 12 30 bölü x'e eşitmiş. Arkadaşlar 6'yı 5 ile çarparak 30 elde ediyorsam 12'yi de 5 ile çarparsam x'i e elde ederim. Bakın bu çarpı arkadaşlar. O halde x eşittir. 12 çarpı 5'ten 60'tır deriz. Veya içler dışlar çarpımı da yapabiliriz diye söyleyelim. Evet devam edelim. Evet. Arkadaşlar şöyle hemen 3'ü 4 e çarparsam çarpı 4 diyorum. 12. O halde x'i bulabilmek için 2'yi 4 ile çarpmam gerekir. 2 çarpı 4'ten x'in değeri 8'dir diyoruz. Evet gençler. Buraya baktığımız zaman 0 tam 10'da 5'in arkadaşlar 4 tam 8 katıdır. O halde x'i bulabilmek için 5'i 8 ile çarparız. 5 çarpı 8'den x'in değeri 40'tır deriz gençler. Evet. Arkadaşlar bakın. X artı 1 şeklinde denk geldi. Lütfen dikkat edelim. O halde şöyle düşünüyorum. 15'i 5 yapmak için 3'e bölerim. O halde 27'yi 3'e bölersem X artı 1 eşit olacak. O halde X artı 1 eşittir. 27 bölü 3 diye yazalım. X artı 1 eşittir. 9 olur. Buradan biri karşıya gönderecek olursam Eksi 1 olarak geçer. Ve x'in değeri 8'dir deriz. Evet arkadaşlar. 7. etkinlikle devam ediyorum. 3 bölü 15 eşittir. 8 bölü 2x artı 4. Arkadaşlar buradan işler dışlar çarpımı yapabiliriz. Bakın 3 ile 2x artı 4'ü çarpacağım. 3 çarpı 2x artı 4. Eşittir. 8 çarpı 15 diyorum. Buradan 8 ile 15'i çarparsak 120. Arkadaşlar bakın 3'ü Parantez içerisine dağıtıyorum. 3 ile 2 x'i çarptım. 6 x. 3 ile 4'ü çarpıyorum. Artı 12. Buradan arkadaşlar 6 x'i yalnız bırakmak için artı 12 eksi 12 olarak karşıya geçer. O halde 6 x eşittir. 120'den 12'yi çıkarıyorum. 108. Her iki tarafı 6'ya bölersem x'imizin değeri 18 olur diyoruz. Evet arkadaşlar x'in değeri 18 olur derim. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Aşağıda verilen orantılardaki A bölü C oranlarını bulunuz diyor. Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda lütfen dikkat etmemiz gereken yerleri iyi anlayalım. A bölü B diğer tarafta da B bölü C var. Dikkat ederseniz ortak olan harfler B'ler arkadaşlar. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim. Ortak olan harflerin değerleri de birbirine eşit olmak zorunda. Bakın B'nin değeri buradan 5. Burada 5. O halde ben direkt arkadaşlar A 2'dir. C de 13'tür diyebilirim. O halde A bölü C'de 2 bölü 13 olarak alabiliriz. Evet arkadaşlar. A bölü C 2 bölü 13'e eşittir derim. Peki ortak olan B harfi arkadaşlar. Değer anlamında her ikisi de 5 olmasaydı ne yapmam gerekiyordu? Harfleri arkadaşlar eşitleyecektim. Kesirleri genişleterek eşitlemem gerekirdi diyorum. Bakalım arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğe. Evet burada gençler bakın. Ortak olan harflerimiz B'ler. Ama B'lerin değerleri birbirine eşit değil. O halde eşit yapabilmek için bu kesrimi 2 ile genişletirsem şöyle 2 ile genişlettiğimizi gösterelim. 6 bölü 24 oldu. O halde B yerine 6'yı C yerine 24'ü alacağım gençler. Bakın B'lerim eşit hale geldi. Benden A bölü C istemiştim. O halde A yerine 4 alıyorum. C yerine de 24 alıyorum. Bunu da sadece değiştirecek olursak 1 bölü 6 olur diyoruz. Evet gençler lütfen harflerin ortak harflerin eşit değerde olması gerektiğini aklımızdan çıkarmayalım. Baktığım zaman arkadaşlar bakın B'ler farklı. Değerleri birisi 3 birisi 5. O halde bunları eşitlemek için kesirlerde payda eşitler gibi düşünebiliriz. Bu kesirimi 5 ile bu kesirimi 3 ile genişletiyorum. A bölü B 3 5 ile genişletirsem 5 bölü 15 oldu. B bölü C'de 3 ile genişletiyorum. 15 bölü 21. Şimdi gençler dikkat ederseniz Artık B'ler ortak hale geldi. Bakın 15 değerleri. O halde A bölü C 5 bölü 21'dir diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkine geçelim. Bakın B'lerin 15'e eşit olduğunu ve birbirine eşit olduğunu mutlaka görmemiz gerekir diyoruz. Evet devam ediyorum. Aşağıda verilen soruları çözünüz diyor. Sunan'ın yaşının babasının yaşına oranı 2 bölü 7'dir. Tuna'nın Tuna 14 yaşında olduğuna göre Tuna ile babasının yaşları toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar Tuna oran dediği için babasının yaşını Tuna'nın yaşını Tuna'nın yaşını babasının yaşına oranlıyorum. Yani 2 bölü 7'dir diyor. Aslında Tuna'nın 14 yaşında olduğunu söylüyor. O halde babasının yaşına x diyecek olursam arkadaşlar bakın buradan 14 2'nin 7 katıdır. Demek ki 7'yi 7 ile çarparsak babasının yaşını bulurum. Babası 49 yaşındadır deriz. E bizden toplamını istedi. Buna 14 yaşındaydı. Babası 49 yaşında. İkisini toplarsak 63 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet gençler devam edelim. Feride'nin toka sayısının Ayşe'nin toka sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Ayşe'nin toka sayısı 45 olduğuna göre, Ayşe'nin Feride'den kaç tane fazla tokası vardır diye soruyor. Arkadaşlar oran dediğimiz bu 3 bölü 5 en sade hali gibi düşünebiliriz. O halde Feride bölü Ayşe diyorum. Oranı 3 bölü 5 dedim. Ayşe'nin toka sayısı arkadaşlar gerçekte 45'miş. Bakın Ayşe payda da olduğu için 45'i payda yazdım. Feride'nin toka sayısına x diyecek olursak. Arkadaşlar buradan içler dışlar çarpımı yaparak göstermek istiyorum. 5x eşittir. 3 çarpı 45. Her iki tarafı 5'e bölersem x eşittir. Sol tarafında yalnız kaldı. 45 ile 5'i sadeleştirin. 9. 3 kere 9 27'dir derecenin toka sayısı ne kadar fazladır dedi. O halde 45'ten 27'yi çıkarıyoruz. 18 fazladır diyorum. Evet gençler. Devam edelim. Üçüncü probleme geçelim. İki sayının oranı 5 bölü 7 ve toplamları 60 olduğuna göre küçük sayı kaçtır diye sordu. Arkadaşlar iki sayının oranı 5 bölü 7 ise bunu 5K bölü 7K gibi düşünebiliriz. Yani birisi 5'in katı, diğeri 7'nin katı. Toplamları dediği için arkadaşlar ikisini toplayacak olursam 5K artı 7K eşittir 60 dedik. 5K 7K daha 12K yapar. 12'nin bir katı 60 olacak. O halde katı bulabilmek için her iki tarafı 12'ye bölersem K'nın değerini 5 olarak görüyorum. Demek ki 5 katı olacak. Benden küçük sayı istemişti. Küçük sayı 5 kattır arkadaşlar. O halde 5 kat. K yerine 5 yazacak olursam 5 kere 5 25 olur. Küçük sayı diyoruz. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Tümler 2 açının oranı 1 bölü 2 olduğuna göre büyük açı kaç derecedir? Gençler tümler toplamları 90 derece olandı. O halde 1 bölü 2 yani aslında 1 kat bölü 2 kat gibi düşünelim. Bu ikisini toplarsak 1 kat artı 2 kat 3 kat ve toplamları 90 dereceydi. O halde 1 katı bulabilmek için her iki tarafı 3'e böleriz. K'nın 30 olduğunu görürüm. E benden büyük açı istemişti. Büyük açı 2K'ydı arkadaşlar. 2K 2 çarpı 30'dan 2K demek 2 çarpı 30 demektir. 60 derece olur. Büyük açı diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. X bölü Y 5 bölü 11 ve Y eksi X 36 ise X kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar X bölü Y 5 bölü 11 Aslında ben şöyle düşünüyorum. X 5'in bir katı y de 11'in bir katı olacak diyoruz. O halde aradaki farkı istediği için y yerine 11 kat x yerine 5k kullanıyorum. 11k eksi 5k bakın y bölü x gibi düşünelim. 36'ya eşit olacak diyor. 11k'dan 5k'yı çıkaracak olursam 6k eşittir 36 ise 1k'yı bulabilmek için 6'ya bölerim. K'nın değeri 6'dır. İyi e benden x istemiştim. x'in 5 katı olduğunu söyledik. K yerine ya 6 yazarsam 5 kere 6 30 olur. x'in değeri diyoruz. Evet gençler devam ediyorum. 6. soruya bakıyorum. 1 bölü 10.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası uzaklık 10 santimetredir. Buna göre İki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç kilometredir diye soruyor. Bakın santimetreye kilometre olarak sorduğunu unutmayalım. Arkadaşlar ölçek demek haritadaki ölçek. Haritadaki uzunluk bölüyor. Ölçek diye söyleyelim. Bu ölçekli sorular çok sık karşımıza gelecek. Haritadaki uzunluk. Böyle gerçek uzunluktur. ölçeğin değerini 1 bölü 10.000 olarak verdim. Haritada gerçek iki şehir arası 10 santimetre. Bakın haritadaki pay kısmı olduğu için 10 bölü x diye yazıyorum. O halde arkadaşlar santimetre cinsinden bulacağımı da unutmuyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak x'in değeri 10 çarpı 10.000'den 10.000'in yanına 1 sıfır ekliyorum. 100.000 santimetredir. Arkadaşlar 100 bin santimetre Santimetreyi kilometreye çevirirken 5 tane sıfır sileriz. 100 bin de 1 kilometreye eşittir deriz gençler. Evet devam edelim. 7. soruya geçelim. İki çeyre arasındaki uzaklık 80 kilometre olup haritada 4 santimetre olarak gösterilmiştir. Buna göre aynı haritada farklı iki şehrin uzaklıkları aralarındaki uzaklık 6 santimetre ise gerçek uzaklık kaç kilometredir diye sordu. Arkadaşlar gerçek uzaklık haritadaki uzaklık Bölü gerçek uzaklık diye orantımızı kuralım. Evet. Haritada gençler 4 santimetreydi. Gerçekte 80 kilometre. Şimdi diğeri 6 santimetre. Kaç kilometredir diye soruyor. Yani istersek x kilometre diyelim. Buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapacak olursam. 4x eşittir. 80 çarpı 6. Her iki tarafı 4'e bölersem x'in değerini bulurum. Bakın 20 80 ile 4'ü sadeleştiriyorum. 20 4'ler gitti. O halde x eşittir 120 kilometredir deriz gençler. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıda verilen tablolarda x ile y'nin orantılı olup olmadığını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bakın x ile y'ye bakıyorum. Evet. 7 katı 2'nin 7 katı 14'ü verdi. 3'ün 7 katı 14'ü verdi. 4'ün 7 katı 28'i verdiği için burada bir orantı vardır deriz. Dikkat ederseniz x x'in 7 katı y'ye eşittir diyoruz. Evet devam ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar. 1'in 15 katı arkadaşlar. Bakın burada 1/15 oranı var. Evet, doğrudur. 15 ile çarparsam 30'u elde ettim. Demek ki burada da 1/15 var. Niye arkadaşlar? 3 bölü 35 diye düşünecek olursak 15 ile çarparsam 3'ü 3 bölü 45 olması gerekir. Arkadaşlar 3 bölü 45 var ama burada 35 olduğu için bir orantı yoktur diyoruz. Bakın arkadaşlar tabloda bir tanesi bozarsa yine orantı yoktur deriz. E evet, 4'ü 15 ile çarparsam 60 olur ama 3 ve 35 orantıyı bozduğu için orantı yoktur diyoruz. Evet devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Bakın 6 katı 1'in 6 katı 6'yı verdi. 2'nin 6 katı 12 verdi. 3'ün 6 katı 12'yi verdi. 4'ün de 6 katı 24 olduğu için orantı vardır diyoruz. Evet gençler. Bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.